Tekrar hoş geldiniz. Memlekette olmak çok güzel. Bu fırsatı verdiği için organizasyon komitesine teşekkür ederek başlayayım. Şimdi karaciğer metastazları ile ilgili nihayetinde cerrahi olmadan bir sağ sağkalım elde edemiyoruz uzun vadeli. Ee, yanında bir ikinci sıklıkla karşımıza çıkan akciğer metastazları bunları nasıl yönetelim? Bununla ilgili e, bir paylaşım yapacağım. Burada sıklıkla bahsedildi. Bunları hızla geçiyorum. Sonuçta karşımıza ee, yüksek oranda karaciğer metastazı, %10-20 bandında da akciğer metastazıyla çıkan bir kolorektal kanser var. Geriye dönük yıllara bakıldığında akciğer metastazlarının sıklığında bir artış var. Bununla ilgili e, gerekçelendirmeye bakıldığında aslında teknolojik gelişmeler daha fazla metastatik lezyon görüyor olmamızı sağlıyor diye düşünüyoruz burada hepimizin hem fikri olduğu biz ne yaparsak yapalım aslında tümör karar veriyor hastalığın seyrine ve sağ kalıma. E, tartışmasız başarılı bir tedavi sonucu elde etmek istiyorsak multidisipliner tümör konseyinde sabah ilk oturum konuşmayla birlikte herkesin hem fikri olduğu terzi usulü hastanın hastalığına uygun tedavi planlaması için tüm birimlerin hazır olduğu ve ortak bir tartışma zemininde tedavi planının hayati olduğunda hemfikiriz. Kılavuzlara baktığımızda hastalığın seyriyle ilgili senkron daha kötü, metakron nispeten daha yönetilebilir. Klinik agresiflikte ekstra hepatik hastalık yükünün karşımıza çıkardığı risk faktörleri e, neoadjuvan tedaviyi bir adım öne çıkarıyor. Bu da aslında başlangıçta bize kolaylıkla baş edebileceğimizi düşündüğümüz bir hastalık görüntüsü veren bir grup hasta var ki bunlar aslında çok agresif bir seyirle bambaşka bir sürece girebiliyor. Başlangıçta bir neoadjuvan tedavinin işte hastalığın kendini ifade etmesine fırsat tanıyacağı düşüncesiyle ön plana çıkmış. biliyoruz ki %55-80 nüks ediyor hastalık. Bu nükslerin de çok önemli bir kısmı aslında rezeke edilen organda karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Ahmet Hoca'nın biraz önce söylediği şey çok e, akılda kalmalı. Biz bunu kronik yönetilebilir bir sürece dönüştürmeye çalışıyoruz. Risk faktörlerinde moleküler genetik artık neredeyse yaptığımız tüm cerrahi ya da bi biyopsi işlemlerinde bir standart hale geldi. Anlamaya çalışıyoruz tümör e, mutasyonlarıyla RAS, BRAF, mismatch repair ya da mikrosatelit instabilite tedavide ne elde edeceğimizi öngörmeye çalışıyoruz. Hatta bunların risk faktörleri varlığında bir tartışma öyle bir noktaya gidiyor ki ya hani bu kötü gidecek bu hastalık e, agresif bir tümörle karşı karşıyayız noktasına da yapılmış bazı çalışmalarda hemen öyle düşünmeyin. Sonuçta R 0 rezeksiyon e, elde edebilirseniz e, cerrahi girişimle tedavi sürecinde. Örnek bir raf mutasyonu olan hastalarla mutasyonu olmayan hastalarda benzer sonuçlar üretilebildiğini de aklımızda tutalım. Yapılan rezeksiyon aslında bir uzun dönem sağ kalım elde edebiliyor. 2-3 kat daha fazla sağ kalımla sonuçlanıyor. E, rezeksiyonu kolay dediğimiz hastalarda da neoadjuvan kemoterapinin yine hemfikir olduğumuz çok uzatmadan e, karaciğeri iyice toksik bir, Kemoterapi sürecinden rezeke edilemez hale getirmeden, e, hastalığın kendini ifade etmesine fırsat tanıyacak kadar bir neoadjuvan kemoterapi yaklaşımı akılda tutulmalı. Eee rezektabl olmayan hastalarda da hedef ilk fırsatta rezeksiyon mümkün hale gelir gelmez tekrar cerrahinin gündeme gelmesi olmalı. Burada merkez deneyimi de tabii ki e, rezektabilite ile ilgili bir merkezde bu rezeke edilebilir denen bir hasta için bir başka merkezde yani rezeksiyona çok uygun değil denebiliyor. Çalışmaların bu heterojen yapısı deneyimden tutun da e, planlanan tedavilerin hayata geçme başarısına kadar çok fazla faktörden etkilendiği için de eğer literatürü önümüze alıp bir şeye karar vermeye kalkarsak birçok kendi pratiğimize aykırı sonuçlarda görebiliyoruz ya da o önermeleri direkt uyguladığımızda aynı sonuçları elde edemiyoruz. Çünkü çok heterojen bir grup, çok farklı deneyimlerden mevcut. Toraks patolojilerine geldiğimizde burada aslında iyi bir toraks radyoloğunun bizlerin tedavi süreçlerine müdahil olduğu kolorekter kanser metastazlarında büyük bir yardım var. Çünkü Ortada bir de kendisinin de primer tümörü olabilen bir akciğer organı söz konusu. Burada metastatik lezyonla primer lezyonun ayrımı çok hayati. Ee, kabaca metastatik lezyonları daha alt loblarda ve perifeler zonlarda görüyoruz. Ee, primer akciğer e, malintelerinde daha üst lobda, daha santrale yakın, daha büyük kitleler halinde karşımıza çıkabiliyor. İntraparankimal nodüller ayırıcı tanıda gerçekten e, sorun çıkaran lezyonlar. Malin mi benim mi ayırt etmek için üçer aylık takipler gerekebiliyor. Bir buzlu cam görüntüsü altından e, mikroinvaziv bir adenokanser çıkabildiği gibi metastaza dönüşebiliyor. E, dolayısıyla enfeksiyon, intraparankimal nodül, primer akciğer malignitesi, metastaz aslında bunların ayırt edilmesinde ciddi sıkıntılar radyolojik desteğe ihtiyaç oluyor. Toplamda bütün akciğer metastatik lezyonlarını düşündüğümüzde rezeke edilebilen hasta oranı aslında düşük. Ee, daha yaygın, daha çok sayıda metastazla karşımıza çıktığında o hastalarda cerrahi şansı pek olmuyor. Tınır, kolorektal kanser diye bahsettiğimiz spektrum içerisinde rektum biraz daha izole akciğer metastazı yapmaya eğilimli. Burada %12'ye %6 gibi bir e, fark var. Neredeyse iki kata yakın izole akciğer metastazı rektumdan İn inferior hemoroidal venin direkt inferior vena kavaya açılmasının vasküler yolla bir metastaz yolağı olarak suçlanması söz konusu. E, bunun dışında e, histopatolojik ve moleküler genetik analizlerde de bazı farklılıklar gözleniyor. Rektum tümörlerinin akciğere metastaz yapan e, alt gruplarıyla Karaciğere metastaz yapan alt umutları arasında farklı mutasyonların ön plana çıktığını akılda tutmakta fayda var. Ee, ne yapılıyor? Genellikle %67 bu çalışmanın dile getirdiği veç rezeksiyonlar, lobar rezeksiyonlar, segmentektomi daha az, pneumonektomi daha da az, elimizdeki pulmoner metastazlara yönelik cerrahi, Burada teknik video assisted torakoskopik surgery önlenemez bir yüksek oran içeriyor çünkü minimal invazif hastanın iyileşme süreçleri açısından daha başarılı. Ama e, yazılara baktığınızda şu bir tartışma konusu: e, stapler kullanarak metastazektomi e, toraks cerrahisinde acaba VATS'la daha fazla parenkim kaybediyor olabilir miyiz? açık cerrahi yapılsa daha küçük bir veç çıkarılabilecek bir lezyon minimal invaziv cerrahide daha fazla parankim kaybına neden oluyor olabilir mi? Bir soru işareti. Bunu bizim göğüs cerrahi ekibimizle konuştuğumda onların deneyimi e, VATS'ta böyle bir dezavantaj yaşamadıkları yönünde ifade ediliyor. E, ne kadar bizde karaciğere yönelik metastaz cerrahisiyle ilgili çalışma varsa kılavuz ve e, algoritmalar oluşmuşsa e, toraksla ilgili hiç o kadar e, tersi bir durum. Hiçbir kılavuz şu yapılmalı, bu yapılmalı, bu önerilir. Bütün çalışmalar retrospektif, prospektif randomize bir çalışma yok. O nedenle aslında e, merkez deneyimimiz tırnak içinde e, modunda bir e, durum var. Özellikle kolorektalin e, akciğer metastazları için. Medyastinal lenfadenektomi yapılsın mı? Ee, yine bizim göz cerrahlarıyla görüştüğümde onlar bazı lezyonlara girerken metastazla primer ayrımı yapılamadığını bu nedenle aslında ideal olanın veç rezeksiyon bile yapılıyor olsa medyastinal lenfadenektomi ile nihai patoloji eğer bir primer akciğerle e, sonuçlanırsa lenfadenektominin yapılmasının da en azından evreleme açısından faydalı olacağı yönünde değerlendiriyorlar. Çalışmalara yine bakıldığında retrospektif veriler bunlar. Rezeke edilmiş karaciğer metastazı ile karaciğer akciğer metastazlarının 5 yıllık sağ kalımının benzer olduğu yönünde. Burada tabii şöyle bir biyaz var. Zaten akciğer metastaz yapmış olsa da rezeke edilebilir durumdaki hastaların genel akciğer metastaz grubunun içinde düşük bir sub grup olduğunu e, unutmamak lazım. Sadece akciğer metastazı olan hastaların sağ kalımı karaciğer ve akciğer birlikte metastaz yapmış olduğuna göre daha iyi. Yani %69, %43 tek başına izole akciğer metastazı daha iyi sağ kalım sonucu veriyor. Karaciğer ve akciğer metastazları nüksettiğinde sadece akciğer nüksleri Karaciğer nükslerine göre yine daha iyi seyrediyor. Şimdi e, daha çok kolon rezeksiyonu, kolon karaciğer metastazları için bizdeki seriyi çıkarmıştım. Burada 185 hasta bunlar sadece metastazektomi yapılan değil karaciğerde. Metast multiple lezyon nedeniyle metastazektomi artı mikrodalga ablasyonla multiple lezyona müdahil edilen hastalar. 185 Ahmet hocalardan farklı bizde %85 neoadjuvan tedavi almış bu hasta grubu genel anlamda bu e, hastalar içerisinde 100 e, hasta e, eş zamanlı kolon e, karaciğer rezeksiyonu yapılmış hastalardan 8 tane e, aynı eş zamanlı e, pulmoner metastaza müdahale edilmiş. Bunların altısında senkron kolon karaciğer akciğer metastazlarına müdahil olunmuş 2 hastada. Aynı yatışta kolon karaciğer rezeksiyonu sonrası hasta ilk ameliyattan toparladığında 3-4 gün sonra ikinci e, torasik cerrahi girişimle sonuçlandırılmış. Bununla da ilgili bir <laughs> algoritma, kılavuz şöyle olursa böyle yapılır yok. Şöyle planlanıyor açıkçası kombine karaciğer kolon rektum cerrahisi yapılan bir hastada 3. aşamada devreye girecek olan göğüs cerrahları ameliyatın süresine Hastanın genel durumuna, yandaş hastalıklarına, genel statüsüne bağlı olarak üçüncü ekip olarak dahil olabiliyor. Ya da ameliyatı daha fazla uzatmayalım, hastayı riske etmeyelim. Hastanın bu operasyonun iyileşme sürecinde ilk fırsatta aynı yatışta pulmoner metastazektomisini yapalım diye değerlendiriliyor. Bir hasta örneği getirmek istedim. Aslında birçok şeyi barındıran 69 yaşında erkek bir hasta 2018'de toraksta şüpheli bir takım şeyler görülmüş ama takibi alınmış 2019'da rectum tümör tanısıyla hastaya neoadjuvan kemoterapi arkasından radyoterapi arkasından 2019'un 10. ayında robotik loventerior rezeksiyon ve ileostomi ile eş zamanlı Açık segment 6-7'den metastazektomi uygulanmış. Hala toraksta bir takım şüpheli lezyonları var. Daha sonra e, bu lezyonlardaki şüphe müdahil olunması gerekir noktaya geldiğinde 2019'da e, bu ilk ameliyatın aslında e, aynı ayı içerisinde e, müdahil olunarak orada bir minimal invazif adenokanser metastazı olmayan primer akciğerinde bir lezyon çıkarılmış. Gliostomisi kapatıldıktan sonra hasta adjuvan, 12 kür, erbitüks, korfoks tamamlamış. <laughs> Tamamladıktan 3 ay sonraki kontrolde bu sefer toraksta metastatik lezyonlar saptanmış. Bunun üzerine hastaya tekrar e, müdahil olunup e, metastazektomi yapılmış. Şimdi burada e, bu lezyonlar gerçekten buzlu cam görüntüleri. Şurada gördüğünüz intraparankimal nodül. Yine burada gördüğünüz intraparankimal nodül bazen bu hasta grubunda neresi metastaz neresi enfeksiyon neresi bir primer e, akciğer problemi benim gözlediğim bu konuyla ilgili sizlerle bu bilgileri paylaşmak adına okurken ben de aklımda kalan temel şey aslında bu hastalarda e, sorun bunu değerlendirmek bazen gerçekten bir süre müdahil olmadan takip gerekebiliyor. Kemoterapi altında stabil kalan bu intraparankimal nodüllerde hemen hızla cerrahi yapalım demiyorlar. Eğer regresi olursa zaten sorun yok. Stabil kal kalırsa takibe devam. Progresyon gösterirse lezyonun yerine hastanın genel durumuna bağlı karar veriyorlar. Şimdi burada baktığınız e, raporlandığında atipik adenomatöz hiperplazi in situ adeno kanser, minimal invaziv adenokanser. hani enflamatuar e, patolojiler düşünülmemiştir önemli bir şey çünkü o zaman bir enfeksiyona yönelik tedavi sonrası kısa dönemli kontrol gerekiyor bu hastada daha sonra karaciğerde yeni bir metastaz şüphesi çıkıyor 2019'da başladığımız süreç 2020'de tekrar e, metastaz ektomi Kapeda ile devam ediyor. 21'de 2021'de yine ak, şeyde karaciğerde metastatik lezyon çıkıyor. Bu sefer laparoskopik mikrodalga ablasyonla müdahale olmuyor. 4 ay sonra e, akciğerdeki e, takip bulguları üzerinden bir daha torakoskopik işlem yapılıyor. Yine minimal invazif adenokanser çıkıyor. 2023'te yeni segment 7'de yeni bir lezyon Buraya tekrar bir müdahale yapılıyor. E, toraks B.T'de tekrar metastaz bulgusu. Bu vakayı paylaşma isteğimin temel nedeni aslında Ahmet Hocanın söylediği. E, gerçekten bir grup hasta e, disemine bir hastalık olmamakla birlikte böyle bir low grade enfeksiyon gibi bir lezyon çıkıyor, müdahale ediliyor, kemoterapi veriliyor. Bir başka lezyon çıkıyor, müdahale ediliyor, kemoterapi veriliyor idame tedavisine geçiyor, tekrar lezyon. Bir grup hastada bıkmadan bu hastalara çıkan lezyonlara müdahale gerekiyor. Bu hastayı geçen hafta gördüm. E, 2024'ün 3. ayı itibariyle toraksta yeniden bir şüpheli lezyon var ve şu an göğüs cerrahisi tekrar müdahale etmeyi planlıyor. Bizim serimizde kombine multiple lezyona karaciğerde müdahil olurken eş zamanlı müdahil olunmuş 8 hasta e, sayıca işte bu hasta grubunun %10'undan biraz az görünüyor. Ama şunu görüyoruz gerçekten e, doğru seçilmiş pulmoner metastazlarda e, vakitli müdahalelerle bu hastalarda uzun sağ kalım elde etmek mümkün. Bu hastada metastatik lezyonlara eşlik eden mikroinvazif kanserler nedeniyle çok geniş moleküler, genetik, mutasyonel analizler de yapıldı. İzah eden... E, bir şey mutasyon saptanmadı maalesef ama karşımıza çıkan hastanın böyle mi seyredeceği yoksa ilk müdahalemizle birlikte e, kemoterapisini tamamladığımızda remisyona mı gireceği bilmediğimiz sürece e, benim pankreas cerrahisinde operabl hastalara e, neoadjuvan niye vermiyoruzum tartışıldığı bir ortamda operable bile görsek, hastayı kolaylıkla rezeke edilebilecek bir durumda bile görsek, sistemik tedavi süreçlerini ameliyat öncesinde hastadan esirgememenin fayda verdiği kanaatindeyim genel ölçekte. Tabii ki seçilmiş hastalarda önce e, Ahmet Hocam'ın anlattığı gibi karaciğerli karaciğeri birazcık kemoterapi toksitesi olursa mümkün değil, ameliyat olamaz dediğimiz hastalar olabilir. Ama kanser sistemik bir hastalık ve bununla sistemik mücadele ve cerrahi girişimin harmoniyle uygulanması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.